Evet. Peki. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah ve ala alihi ve sahbihi evliyaillah. Evet arkadaşlar. Suretul Müminun, Müminun suresi Mekki bir suredir ve isim de işte sure de ismini ilk ayetin üçüncü kelimesinden almıştır. Kad eflahal müminun. Kad birinci kelime, eflaha ikinci kelime, müminun üçüncü kelime. Oradan ismini almıştır. Ve yandır basıyım Basra kıraat alimlerine göre 119 ayettir. Kufa alimlerine göre de 118 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflahal müminun. Kad burada tahkik ifade eder. Eflaha da mağdur fiildir. Yani muhakkak müminler felaha ermişler. El felahu felah. El fevzu bil maram. Maksada kavuşmak. Maram biliyorsunuz Rama Yerumu kökünden ismi mekandır veya mimi maslardır. Evet. Mimi maslar olarak düşünülebilir. İsmi meful düşünülebilir. Yani makal gibi. İsmi meful daha iyi oturuyor. Yani maksada kavuşmak. Ve necatu minel makruhi ve kötülükten de mekruh, yani insanı hoşumsuz eden, hoş olmayan şeylerden de kurtulmaktır. Vakil, bir kavle göre el-bekâ'u fil-khayri vel-ifra. El-bekâ'u fil-khayri, yani felah. Evet, el felah, el fevzu bil maram demiş. Vakil el bekâ'u fil hayri. Felah, hayırda devam etmektir. Yani bir, iyi bir durumda, güzel bir vaziyette devam eden felah denir. Bu, mücerret olan, eflahanın mücerredi olan, felahanın masları olan felahın manası. Peki, ifal babı olunca ne oluyor? Yani niye müfessir böyle bir izahata gerek duymuş. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz bazı fiillerde mücerret ile mezidin manaları tamamen taban tabana zıt neredeyse manalara gelebiliyor mezid. Bundan dolayı mücerredin manasını, kökün manasını verdikten sonra şimdi de mezid olan manasını diyor. El iflahu, iflah, el duhulu filanika. Bu felaha girmektir. Bunun naziri nedir? Kel ibşaril lezî huve duhulu fil beşareti. Nasıl ki ibşar, beşarete girmek anlamında ise, yani müjde durumuna girmek ise, bu iflah da felaha girmektir. Evet. Ve kad yeci'u mutaddiye. Bazen de efendim bu felah mutaddi de gelebiliyor. Bimanel itkhali fihi. Yani mücerret de mezid gibi mutaddi gelebiliyor. Ve o zaman manası o hayır şeyine veya o felaha, tabii o güzel duruma girme anlamı. O maksadı yakalama, kötülükten kurtulma durumuna girme anlamında da mücerret olan felah kullanılabiliyor. Ve aleyhi ve bu yoruma göredir. Kıraatü men kara'a alel binâi lil mefhûl. Binâi mefhûl olarak usliha. Okuyanlar, yani usliha diye bir kıraat var. Kad usliha'l mu'minuna.
O zaman böyle olunca şu şekilde anlayacağız. Yani müminler o ferah durumuna sokulmuşlar. Evet. Ve kelimetu kad hauna. Burada kat kelimesi li ifadeti sübuti ma kana mutevakka'a sübuti min kablu la mutevakka'a l-ihbari bihi. Diyor, bakınız çok ince bir şey söylemek istiyor müfessirimiz. Allah bize de ona da rahmet etsin. Diyor kat sübutu beklenmekte olanın, bakınız ma kana mutevakka'a sübut, sübutu beklenmekte olan bir şeyin sabit olduğunu ifade etmek içindir. Yani diyelim ki örneğin namazdan örnek verelim. Namazın ikamesi, kılınması bekleniyor ya, siz tutar da kad kâmeti salat dediğinizde bu kad neyi ifade eder? Yani o beklenmekte olan namazın kılınması işte oldu. O namazın kılınması gerçekleşti. Örneğin. Yani eğer. Yani orada kadın tevakku için olduğunu söyleyenin ben pek hatırlamıyorum. Fazla da oturmuyor ama o örnek aklıma geldiği için zikrettim. Evet. Dolayısıyla burada demek ki müminlerin kurtuluşu beklenmekteydi. Bu kadar eflaha o kurtuluşun gerçekleştiğini ifade etmek, ifade ediyor. Ve dolayısıyla buna göre kat tahkik için olmuş oluyor. Yani bu yoruma göre kat tahkik için olmuş oluyor. Hatta bu yoruma göre bazılarının da tevakku için olduğunu, ancak tevakku anlamı kat için pek İbn-i Hişam gibi bazı alimler tarafından makbul görülmemektedir. La mutevakka al-ihbari bihi. Yoksa bu kat haber verilmesi beklenmekte olan bir şeyin sübutunu ifade etmek için değil. Bakınız. Bu la mutevakka al-ihbari la atifedir. Mutevakka al-ihbari mutevakka al-sübutun üzerine atıftır. Yoksa kat ihbarı beklenmekte olan bir şeyin sübutunu gerçekleştirmeyi ifade etmiyor. Niye? Darurata, yani darurati ennel mutevakka'a min halil mu'minine, müminlerin vaziyetlerinden beklenmekte olan nedir? Sübutul felahi lehum. Yani müminlerin vaziyeti nedir özellikle? Burada mesela müminlerin anlatılan özelliklerinden işte namazlarından korkuyor olmaları, zekatı yapıyor olmaları, emanetlerine riayet ediyor olmaları, anlaşmalarına bağlı olmaları vesaire. Bu müminlerin özelliklerinden beklenen sübutul felahi lehum. Onlar için kurtuluşun sabit oluşudur. Yoksa lel ihbaru bizalika. Yoksa kurtuluşunun olacağını söylemek değil. İleriden kurtulacağını söylemek değil, haber vermek değil. Öyleyse fel mana, ayet-i kerimenin, cümle-i şerifenin manası kad fazu bi kulli hayrin. Müminler her türlü hayrı elde etmişler, kazanmışlar. Ve necav min kulli dayrin. Her türlü zarardan da, dayr ile darar aynı manada, müellif sece olsun diye dayr kullanmış. Hayır dayr. Buna hem secadır hem de hayr ile dayr arasında cinasullah da vardır. Evet. Onlar her türlü zarardan da kurtulmuşlar.
حسب ما كان ذلك متوقعا من حالهم. Onların durumlarından bu onlar için beklendiği üzere, yani onların, müminlerin o taşıdıkları özelliklerden onlar için bir kurtuluş beklenmekteydi. İşte o kurtuluş gerçekleşti. Fe inne imanahum. Çünkü onların imanı, ki el-mu'minune demiş ya, ve ma teferra'a aleyhi min amalihim us-salihati. Ve imana teferru eden, yani iman sonucunda iman sebebiyle ortaya çıkan salih ameller, bunlar hepsi min deva'il felahi. Onlar kişinin, müminin, müminlerin kurtuluşuna davet eden hususlar, yani felahın sebepleridir. Bimucebil va'dil kerimi. İlahi vaadin gereğince bunlar kurtuluşun sebepleridir. Hele ancak, dolayısıyla burada ayet-i kerimenin manası kad eflahan mu'minuna, yani müminler her türlü hayra kavuştular, elde ettiler ve her türlü zarardan da kurtuldular. Hele Kale burada istisna edat, yani illa ennehu in uride bil iflahi hakikatu dukuli fil felahi lezi la yetehakkaku illa fil ahireti fel ihbaru bihi ala sigatil madi liddilalet ala tahakkuki ila mahalet fel ihbaru bihi in uridenin cevabı şartıdır. Yani illa ancak ennehu in uride bil iflahi, eğer burada İflahtan maksat ahirette ancak gerçekleşebilecek o felaha, hakikaten ahirette gerçekleşecek o felaha girmenin gerçeği iflahla kast ediliyorsa, yani hakikaten o mana ifade edilmek isteniyorsa, o zaman fel ihbaru bihi ala sigatil madi, onu madi olarak eflaha şeklinde haber vermek şu espriden dolayıdır. لِدِّلَانَةِ عَلَى تَحَقُّقِهِ لَا مَحَالَةَ. Bunun kuşkusuz bu felahın muhakkak olduğunu ifade etmek içindir. Çünkü şöyle bir kuralımız var. Biz diyoruz ki muhakkak الْوُقُعُ كَلْوُقُعُ. Vuku'u kesin olan, gerçek olan, vaka gibi, gerçekleşmiş gibi kabul ediliyor. Müminlerin ahiretteki felahı her ne kadar gelecekte olacak ise de, ama kesin olunca o gerçekleşmiş gibi kabul edilip onun için mazı sigası eflaha gelmiştir. Bir tenzili mazilete sabit, yani sabit olan bir şey gibi kabul edilmiş ve mazı kullanılmıştır. Ama bu en üriden, eğer felahtan şu kast edilirse, kevnuhum onlar, yani o müminler, bir halin, onlar öyle bir vaziyettedirler ki, testetbi'uhu elbettete, onların üzerinde bulundukları vaziyet, elbettete, yani kesinlikle o ahiretteki kurtuluşu gerektiriyor. Böyle bir iflahtan, böyle bir mana kast edilirse fasiletul mazi, o zaman eflahadaki mazi sigası fi mahalliha uygun yerindedir. Yani mudari yerine kullanılmış değildir. Çünkü müminler bu iman ve ondan sonra gelen hususlarla felahı hak edecek durumdadırlar. Ve kuriya اَفْلَحُوا عَلَى الْاِبْهَامِ وَالْتَفْسِيرِ. Yani ibham ve tefsir ne demek? Yani önce damir mübhem olarak getirilmiş, el-mu'minun da onun tefsiri. Veya عَلَى اَكَلُونِ الْبَرَاغِيْسُ وَقَدْ اَفْلَحُوا الْمُؤْمِنُونَ قِرَاءَةِ
Ekenun-i Belagi Su'yu gibidir. Nedir bu Ekenun-i Belagi Su? Cem'in zahirine isnat edilen bir fiil. Normalde damirsiz gelir. Mesela Eflahel Mu'minuna fiil damirsizdir. Çünkü cem'in zahirine isnat edilmiştir. Normal Kur'an, normal kullanım bu. Ama az da olsa bazı Arap lehçelerinde çok az da olsa cem'in zahirine isnat edilen fiille birlikte o cem'a damiri olan vav kullanılmış. Ve bazı Arapların ekelunil beragisu demeleri veya başka bir ayeti celilede Enbiya suresinin girişinde ve eserrun necvellezine zalemu. İşte bu ikisi, bu iki örnekte o bazı Arap lehçelerine göre cem'in zahirine isnat edilen fiille birlikte vav gelmiştir. Ha işte o vav orada nedir? Ekelunil beragisu. Kimisi vav damirdir. Ekelunil beragisu ondan bedel ve atfı beyandır. Bu bir. Kimisi vav damirdir. O damir el-beragisu'ya gider. El-beragisu normalde mübtedadır. Haber cümlesi mukaddem olmuştur. Yani aslı el-beragisu ekeluni. Ama yemeğe ilk cümlenin kuruluşunda vurgu yapmak için ekelunil beragisu. Pireler beni yedi bitirdi. Beragis vurgusun çoğulu pire demek. Evet, veya bu üç görüş, yani Baragisu'nun vav'den bedel olması, atfu beyan olması, Baragisu'nun mübteda, ekelunun onun haberi olması, neye binaen? Vav'ın damir oluşuna binaendir. Ama bir yorum daha var, diyor ki, buradaki vav harftir, damir değil. Tıpkı Kâmet Zeynep'u dediğimizde, Kâmet Zeynep'u, o Zeynep zahir isimdir. Onunla birlikte ve müennes ismidir çünkü bayan ismidir. Onunla birlikte gelen fiil ilk başta evvel emirde faalin müennes olduğunu bize bildirmek için o fiille birlikte ta'nın gelmesi zorunludur. Kâmet Zeynep'i ta gelmiş. O ta te'nis alameti, yani fa'ilin müennes olduğunu bildiren bir alamettir, harftir. O ta. İşte bazıları ekelunil beragisu'daki vav da tıpkı o ta gibi damir olmayıp, nasıl ki kâmet'teki ta damir değil, harftir. Bu da vav'da damir olmayıp fa'ilin ceme olduğunu bildiren bir harftir. Fakat doğrusu bu yorum bana çok uçuk kaçık geliyor. Çünkü Arap lisanının %99'unda vav damir olarak kullanılıyor. Fiille birlikte vav. İsimle birlikte değil. Fiille birlikte vav. %99 damirdir. Burada Arabi birisi cümleyi ters kurmuştur diye ekelunil beragisu kalkı burada harftı demek bana çok uçuk açık kaçık geliyor. Çok böyle biraz uygunsuz geliyor yani, kısacası. Ama söylemişler yani, böyle bir görüşme söylemişler. İşte قَدْ اَفْلَحُوا الْمُؤْمِنُونَ şeklinde okuyanların kıraati bunun gibi. اَسَرُّ الْنَجْوَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اَكَلُوا لِبَرَاغِسُوا gibi. وَقُرِئَا اَفْلَحُوا بِضَمَّةٍ قَدْ اَفْلَحُوا الْمُؤْمِنُونَ, yani vavlu değil, damma. O zaman o da اُكْتُفِيَ بِهَا عَنِ الْوَارِ,
Yani şöyle diyeceğiz. Vav ile lam arasında iltikai sakinen gelmiş. İltikai sakininden dolayı vav'ı hasfetmişiz. Damme ile yetmişiz. Eşdahul mu'min. Kema fi kavli men kal şu beyte olduğu gibi. Velev ennel atibbe kan havli. Eğer doktorlar benim etrafımda olsaydı, el-atibba tabibin çoğuludur. Kan ne? Onun damiri olan vav'a isnat edilmiş. Ancak vav hasf edilmiş damme ile getirilmiştir ki. Bu tam kalıp uymuyorsa da bunun benzerleri var. Mesela idribunne. Yani kalıp uymuyor. Ama idribunne'de de faal olan vav damiri hasf edilmiş. Damme ile ihtifa edilmiştir. Burada da kanu, kan. Yani vav, damir olan vav hasf edilmiş. Damme ile ihtifa edilmiştir. Peki vel mu'minu muradu bil mu'minin. Mu'mininden maksat immel musaddikune bima ulima darureten ennehu min dini nebiyyina Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme من التوحيد والنبوة والبعث والجزاء ونظائرها يا مؤمنين ده المقصد يعني Efendimizin dininden olduğu zaruri olarak bilinen yani zaruri olarak bilinen ne demek? Yani onun dinimizin peygamberimizin dininin bir parçası olduğu kesin olan delile, burhana ihtiyacı olmayacak şekilde açık olan ki nedir o? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dininden olduğu delile ihtiyaç olmadan açıkça bilinen nedir? Tevhiddir, peygamberliktir, vel ba'su diriliştir, vel ceza'u dirilişten sonra cezadır. Ve Kur'an'dır vesaire. Tamam mı? Buna el-ma'lumu veya el-ma'lumatu min-dini bu darura da denir. Yani dinden olduğu zaruri olarak bilinenler ve bu el-ma'lumu min-dini bu daruratinin şöyle inanç sistemimizde inanılması gerekli olan hususlar arasında bunların ayrıcalıklı bir yeri var. Nasıl? Bu el-ma'lumu min-dini bi-darurati kapsamına girenleri inkar etmek küfür oluyor. İnanılması vacip olup bu düzeyde olmayanlar ise onları inkar etmek küfür olmuyor. Ama el-ma'lumu min-dini bi-darura kapsamına girenler ise onları inkar etmek küfür oluyor. İşte ya mümininden o el-ma'lumu min-dini darureten lara iman edenler o zaman fekavlihu o zaman ayeti kerimene de el-mü'minundan sonra gelen şu beyan ellezinehum fi salatin haşi'un ve وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ ve buna atfedilen وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِزَّكَادِ فَعَلُونَ وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتٍ وَعَدِمْ رَعُونَ devam ediyor. Bunlar o zaman صِفَاتٌ مُخَصِّسَةٌ لَهُ فَقَوْلُهُ الَّذ۪ينَ مُبْتَدَادِرْ صِفَاتٌ مُخَصِّسَةٌ onun haberidir. Dolayısıyla bunlar diyor o müminleri taksis eden yani onları özel bir konuma özelleştiren, özel bir konuma sokan sıfatlar olur. Ve imma el-atuna ismu fail cem müzekeri salim vavnunlu cemedir yani nereye atıftır? İmmel musaddiku ve immel atun oraya atıftır. Yani müminler de ya musaddıklar ve imme'l atun bi furu'ihi ayda veya
müminundan maksat hem bu el-ma'lumu mine'd-dini bi'd-darurati tasdik edenler hem de furu'u da yerine getirenler. Furu yani bu iman esaslarından doğan ibadetler vesaire. Ki kema yunbi'u anhu nitekim buradaki müminundan maksat furu'u da yerine getirenlerin kast edildiğini haber veriyor. İdafatü salati ileyhi. Yani ne demiş? اَلَّذ۪ينَ هُمْشِ صَلَاتِهِمْ Salat, o müminunun zamirine ilafe edilmesi. Dolayısıyla fehiyya, o zaman bu vasıflar, اَلَّذ۪ينَ هُمْ صَلَاتِهِمْ خَاشُونَ وَالَّذ۪ينَ هُمْ زَكَاتِ فَاِلُونَ ile ahir yaklaşık 9-8 sıfat sayılıyor. Bunlar o zaman sıfatun muvaddihatun veya mudihatun ikisi de olabilir. Ya izah edici vasıflar ev madihatun lehum veya bunlar sıfatı madiha olur. Yani medeh geçi için, övgü için getirilmiş sıfatlar olur. Bu da hasebe itibari madukire fi hayyiz sıleti minel maani ma'al iman icmalen etavuz ev tafsilen kema marra fi evail suretin bakara. Yani diyor sizin değerlendirmenize göre, yani neyi değerlendirmeniz sırada sonra, yani ellezine'den sonra gelen o manalar, yani o vasıflar vardı ya, fi salatim haşumun lizzekati faalun vesaire. Ha bunlar mal imani icmalen, siz onların imanla birlikte gelen o el-mu'minu'daki iman ya icmali imandır. Tabi dolayısıyla o icmali iman ise bu sıfatlar sıfati mudiha oluyor. Yok eğer imandan bu manaları hum fi salatim haşun ve diğerleri imanla birlikte tafsil, yani imanın bir nevi tafsili konumunda olduğunu söylerseniz o zaman bunlar sıfat-ı madiha olmuş oluyor. Yani biraz şuna giriyor, ameller imanın rükunu mudur değil midir? Ki o konuda usulcular arasında büyük tartışmalar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu biraz onunla ilgili. Kinder kemma marra fi evveli suretil bakara nitekim o elif la min zâlikel kitabu la raybe fi huden lil muttakine lezine yu'minune bil gaybi orada bu geçmiş diyor. Vel huşu haşunedeki huşu ne demek? El havfu ve tezellülü, yani tezellülle birlikte olan korku. Yani hem korku var, hem korkuyla birlikte tezellül. Yani zillet haline o. Ey khaifune minallahi azze ve cel, mutezellilune lehu, ona tezellül, zelil olduklarını, yani ona karşı çaresiz ve güçsüz olduklarını ifade ediyorlar. Tezellül hali o. Bir kişinin çaresiz ve çaresiz olduğunu, güçsüz olduğunu ifade etme vaziyetidir. Mulzimune absarahum mesacidehum. O namaz kılanlar huşularından dolayı daima gözleri namazda secde yerindedir. Yani müfessir şunun için bunu zikretmiş. Yani onların huşuunu gösteren göstergelerden birisi nedir? Namazda iken sağa sola bakmazlar. Yakına uzağa bakmazlar. Ya daima gözleri secde mahallindedir. Bu da onların namazı ne kadar huşuyla kıldıklarının bir göstergesidir. Ruhya rivayet olunur ki ennehu sallallahu aleyhi ve sellem kâne izâ sallâ Resulullah daha önceleri namaz kıldığında
Rafa basarahu ile semai, gözlerini semaya kaldırırdı. Felemma nezelet ellezine fî salâtim haşûn ayeti nazil olunca Rama bi basarî nahve mescidihi, gözünü artık namazda secde edeceği yere gözünü oraya dikti. Yani sadece oraya baktı. Ve ennehu râ musalliyen ya'besu bi lihyetihi, ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birisinin namaz kılarken sakalıyla uğraştığını, ya'besu bi lihyetihi, yani sakalıyla uğraşıp oynadığını görünce, fakat şöyle buyurdular: لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَذَا لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ, eğer bunun kalbinde tezellüllü bir korku olsaydı, organlarında da cevarih, carihatin çoğulu organ demek, organlarında da o korkunun, tezellülün eseri görülecekti. Eliyle sakalıyla uğraştığına göre demek ki kalbinde koşuyor. Evet. Burada duralım arkadaşlar. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem ecmain. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Peki arkadaşlar. Allah benden ve sizden razı olsun. Hepinize